Evet, sahurda dikkat etmemiz gereken iki kural daha var. Bunlardan bir tanesi kaliteli yağlar tüketmek. Kaliteli yağlar nedir? Zeytinyağı, fındık yağı, ceviz yağı gibi yağlardır. Ancak dikkat etmemiz gereken bir husus daha var ki zeytin tüketmemek. Zeytinden uzak durup bunun yerine yağ kaynağı olarak ceviz, çiğ fındık, çiğ badem gibi kuru yemişler ekleyebiliriz ya da pek çoğumuzun sevdiği avokadoyu ekleyebiliriz. Kaliteli yağı aldıktan da sonra dikkat etmemiz gereken dördüncü kural ise su tüketimi. Su tüketimi eğer sahurda yeteri kadar olursa tüm gün boyunca sizi gerçekten çok rahat bir şekilde idare ettirebilir. Yeterli su tüketimi bir kişi için aslında kilogram başına 30 mililitredir. Yani siz eğer 70 kiloysanız 70 çarpı 30 eşittir 2100 mililitre kadar günlük su tüketmeniz gerekir. Bunun da yarısını sahura, yarısını iftar ve sonrasına ayırırsanız Ramazan'da orucunuzu çok rahat bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Sahuru çok güzel bir şekilde planladık ve bitirdik. Güzel bir Ramazan günü geçirdik, geldik iftara. Tüm gün uzun saatler aç kalacağımız için iftarda adım adım ilerleyeceğiz. Nasıl yapacağız? İlk önce bir kepçe ya da bir kase kadar bir çorba içeceğiz ve 15-20 dakika bekleyeceğiz. 15-20 dakikalık o bekleme süresi aslında bir miktar tokluk sağlayacak bize. Yani eğer siz çorbayı içip üzerine hemen öğüne geçerseniz normalde yiyeceğinizden daha fazla yiyebilirsiniz. Ama 15-20 dakika çorbayı içip içtikten sonra beklerseniz eğer o 20 dakikalık süreçte tokluk sinyali